Evet, bugün yine Başakşehir'de 3 artı 1 dairenin mutfağındaki tadilat ve mutfak yapımını başlattık. Burada 3 artı 1 dairenin balkon duvarını, mutfakla balkon arasındaki duvarı, biliyorsunuz daha çok ağır ve çok kalın bir duvar vardı. Yaklaşık 35 santimlik bir duvar. O 35 santimlik duvarı kaldırarak burada 8'lik yutong tuğlayla yeniden ince duvar örerek aradaki mesafeyi de yaklaşık 1.60 santim bırakarak bu resürgü kapı yapılacak. Hem balkonun daha iyi kullanımı hem de mutfağın daha ferah görüntüsü için bu alanı komple camlı sürgülü kapı sistemi yapacağız. TOKİ'nin 3 artı 1 dairelerindeki mevcut mutfak görmüş olduğunuz gibi işte mevcut mutfak bu işte. Bu mutfağı komple kaldırıp dolap hem tezgah hem dolap olarak çok yetersiz olduğunda bu dolabı kaldırıp buraya L tipi daha fazla hacimli, daha kullanışlı bir dolap yapacağız. Arkadaki mutfak seramiklerini değiştireceğiz. Balkonda gördüğünüz gibi, şuraya alalım. Balkondaki bu duvarı kaldırdığımızda da yaklaşık balkonda 25 santimlik, burada açıkça belli oluyor. Yaklaşık burada görüldüğü gibi 25 santimlik bir alan kazanmış olduk. Bu da dar balkonlarda 25 santimlik bir alan çok önemli oluyor. Bayağı bir yer açılmış oldu. Gördüğünüz gibi duvar 35 santimlik duvarı 8,5 santime indirdik. Zaten bu bölüme buzdolabı geleceği için buranın açık olmasının çok bir anlamı yok. Burada mevcut duvar kalınlığından ötürü çok fazla bir kırım esnasında çok fazla bir moloz ortaya çıkıyor. Bu da kırmış olduğumuz duvarın, TOKİ'nin yapmış olduğu kapı. Bunu kullanmayacağız zaten. Oraya yeniden sürgü kapı gelecek. Şu kısımdan başlayarak L tipi dediğimiz bu kısımda dolapta doldurulacak. Bu doğalgaz borusu tabii çok aşağıda, onu da yukarı alacağız. Buradan başlayıp bu şekilde gelerek buzdolabını oraya koyacağız. Bulaşık makinesini şu alana alacağız. Bu şekilde çok kullanışlı ve ferah bir mutfak olacak inşallah. Evet, şurada görmüş olduğunuz buradaki yaklaşık 50 çuvallık molozun tamamı mutfak balkon arasındaki duvara ait. Baktığınızda küçük bir duvar gibi gözüküyor ama maalesef o çok kaba ve gereksiz yapılan bir duvar olduğundan bu kadar moloz çıkıyor. İnşallah mutfağımız bittiğinde, bitişinde beraber yayınlayacağız.
mutfağındayız. Mutfakta yeni yapmış olduğumuz sistemler var, onları tanıtacağız. Daha önceden mutfak ve balkon arasında olan duvarı kaldırıp yerine pimapen sürgülü kapı yaparken artık sürgülü cam sistemleri uygulamaya başladık. Sürgülü cam sistemleri pimapen sürgülü sisteme göre biraz daha ferah, kullanışlı ve görselliği biraz daha fazla oluyor. Burada gördüğünüz şekilde 2 veya 3 veya 4 parça cam yaparak açık kapatıyoruz. Bu şekilde isterseniz camı tamamını açarak sıcak havalarda bu balkon ve mutfak arasını komple açık bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde mutfağımızın alt kısımlarını laminat yapabiliyoruz. Laminat yaptığınızda hem ısı açısından biraz avantajlı oluyor, hem de istediğiniz renk laminatı yaptığınız zaman biraz daha görselliği güzelleştirmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi balkonun zeminleri de granit olarak yapıldı. Granitlerde 60-60 granit kullandık. Genelde granit ve laminat yaparken açık renkleri tercih ediyoruz ve birbirine uyumlu olmasına dikkat gösteriyoruz. Bu arada C tipi dairelerde her zaman uygulamış olduğumuz bu L tarzındaki mutfak burada da uygulandı. Bu mutfağımızda diğer bazı mutfaklarda da uygulanan ve görmüş olduğunuz özelliklerden çift taraflı tezgah uygulamasına gittik. Çift taraflı tezgah uygulaması aslında masa balkonu alındığı zaman gayet kullanışlı olabiliyor. Tezgahlarda gördüğünüz gibi burada da siyah granit tercihinde bulunduk. Ondan tezgah ve dolap arasında cam mozaik kullanmış olduk bu durumda. Hem akrilik hem membran mobilya tiplerini burada görüyorsunuz. Bir taraf membran kaplamalı, bir taraf akrilik kaplamalı olarak yapıldı. Şimdi balkonumuzu sürgülü cam sistemi yaptığımız zaman oradan da daha iyi bir şekilde görüyorsunuz. Burada aşağı yukarı 7-8 kişilik bir masa rahatlıkla konulabiliyor. Çünkü kapı ortadan kalktığı için ve o 35 santimlik duvarı ortadan kaldırdığımız için balkonumuzda hem genişleme oluyor hem de kullanımı çok daha rahat oluyor. Ayrıca masamızı da buraya koyduğumuz zaman hem balkonu değerlendirmiş oluyoruz hem de mutfakta masa yeri açılmış oluyor. Orayı da tezgah olarak değerlendirmiş oluyoruz. Bu şekliyle gördüğünüz gibi eğer daireniz manzaralıysa manzaranızdan en ufak bir şey kaybetmiyorsunuz. Görselliği son derece ön planda. Burada gördüğünüz gibi tamamını kapattığımız zaman dahi dış tarafı açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Açıldığı zamanlar gene balkon ve mutfak arası tamamen duvar yokmuş gibi açık kalabiliyor. Evet, burada koridorda çalışmalarımız oldu. Giriş antrede dolap çalışmalarımız oldu. Burada uzun askılarımız için ve çantalar için özel bir yer yapıldı. Gerekirse kitaplarınızı koyabiliyorsunuz. Bu tarafta çamaşır makinemizi buraya aldığımız için bir çamaşır makine dolabı ve üstüne kurutma makinesinin dolabı yapıldı. Daha önceden banyoda duran dolabı buraya almış olduk. Burada yine portmantoya ek hem ayakkabılık hem kısa askılarımızın bulunduğu bir askılı dolap yapmış olduk. Alt kısımlar yine ayakkabılık olarak değerlendirmiş olduk. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi koridorumuzda çok özel bir uygulama yaptık. Ahşap kiriş çalışması dediğimiz ve üst kısımlarına LED yerleştirerek aydınlatmayı da gizli LED aydınlatması şeklinde aldık. Bu haliyle hem farklı bir tasarım oluşturmaya çalıştık hem de daha sağlıklı, daha düzgün, daha görsel olan bir görüntü elde etmeye çalıştık. Bunun yanında salonumuzda çalışmalar yaptık. Salon ve koridor ve mutfakta görmüş olduğunuz laminatların hepsi
tek renk olarak yapıldı ve birbirine entegre olarak yapıldı. Salonumuzdaki özellik laminatların değişmesiyle beraber salonumuzun duvar kağıdı, boyası ve oturma grubu konseptimizle hepsini de bir uyum içinde yapmaya gayret ettik. Aslında bu tip dairelerde ergonomik çalışmalarla dairenizi çok kullanışlı hale getirebiliyorsunuz. Önemli olan dairenin ölçüsüne göre eşyayı çok kullanışlı şekilde dizayn etmektir. Eşyamızı dairemize göre ölçülü bir şekilde dizayn ettiğimiz zaman çok kullanışlı ve ferah olacaktır. Biz bu dairede bunu çok güzel yaptığımızı düşünüyoruz. Örneğin burada normal şartlarda televizyon, bu görmüş olduğunuz duvar kağıtlı olan duvarda olması gerekiyordu. Fakat öyle bir durumda bu oturma grubunu bu şekilde yerleştirmeniz mümkün değil. Dolayısıyla salonun ölçüsünü göz önünde bulundurarak televizyonumuzu adeta ortadan kaldırıp ve bir o kadar da görsel bir sistem yapmaya çalıştık. Burada televizyonumuzu boş olan, aslında çok da bir işe yaramayan bu duvara alarak hem televizyonun yer işgal etmesini önledik ve hem de daha kullanışlı bir şekilde salonda kullanılmasını sağladık. Masamızı ve televizyonumuzun ünite sistemini tamamen salonumuzun ölçülerine göre dizayn ettirip ona göre yaptırdık. Ayrıca işte masamızda çift yönlü puf tercih ederek sandalyeden pufa dönüş yaptık. Bu da tamamen dairemizin daha rahat kullanımı için yapıldı. Dolayısıyla burada bir sandalye fazlalığı oluşmuyor. Yerimiz geniş olmuş olsa belki sandalye daha güzel duracak ama bu yerimizin dar olduğundan dolayı bu şekilde bir puf sistemini tercih ettik. Burada görmüş olduğumuz gibi bir kolonumuz mevcut. Bu aslında TOKİ'nin bütün dairelerinde var. Kolonumuzu da aslında orada bir fazlalık gibi görünse de bu tarz bir dekore ederek çok farklı bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz yere isterseniz kitaplarınızı, isterseniz biblolarınızı, işte her türlü süs eşyasını, çiçeklerinizi rahatlıkla koyup sergileyebiliyorsunuz. Orada daha görsel bir hale getirebiliyorsunuz. Banyoya geçelim isterseniz. Evet, dairemizin banyosundayız şu anda. Banyoda görmüş olduğunuz gibi burada ayna kapaklı sistem tercih ettik. Ayna kapaklı sistemlerde dolap gözükmüyor. Bunu TOKİ dairelerinde, Kiptaş dairelerinde çok tercih ediyor. Çünkü banyoların belli bir metrajı var. Bunun için de birçok dolap yapmaya olanak sağlamıyor. Bu yüzdendir. İşte ayna yaptığımız yeri arkasında dolap yaparak en azından dolap ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Burada kuars tezgah kullandık. Çamaşır makinamızı buradan aldığımızdan dolayı biraz bunu alçaltarak kullanışlı bir hale getirdik. Normal şartlarda çamaşır makinesi olduğu zaman da buraya bu şekilde dolap yapabiliyoruz ama yüksek olduğundan dolayı yıkanmada işte burayı kullanımda biraz zorluk olabiliyor. Bu şekliyle Kayseri'deki 3+1 dairenin salon, banyo ve mutfağını sizlere tanıtmış olduk. Yaptığımız çalışmaları göstereceğiz. Önce mutfaktan başlıyoruz. TOKİ'nin 3+1 dairesi mevcut olan mutfağı alarak yeniden membran kaplamalı, parlak membranlı, beyaz mutfak çalıştık. Tezgahı granit kullandık. Nero Zimbabwe. Tek parça granit kullandık tezgahını. Müşterimiz fırını burada istemediği için burayı sadece ocağı kullandık. Ocağın altını raflı dolap yaptık. Fırını karşı tarafta bulunan kiler dolabına koyduk. Ankasya fırını buraya koyduk. Üstteki boşluğa mikrodalga fırın gelecek. Yanda kalan boşluğu mutfak dolabı, ek dolap olarak, kiler dolap olarak kullanabilir müşterimiz. Yapılan çalışmalarda bütün malzeme MDF olarak kullanıldı. Hem gövdeler hem kapaklar MDF üzeri membran kaplama olarak kullanıldı. Kullandığımız malzemede özellikle çekmecelerde ve arkalıklarda 8 mm MDF kullanıyoruz. Ve 8 mm MDF'ye buradan kanal açarak
geçmeli şekilde arkalık kullanıyoruz. Mekanizmaların hepsi frenlidir. Çekmecelerin hepsi frenli. Kapaklar frenli. Frenli kapak kullanıyoruz genelde. Buzdolabına ayrıyeten bir kabin yaptık. Buzdolabının üstünde rahatlıkla dolap olarak kullanma imkanı var. Yukarı açılı stor kapak yaptık. Davulun bazı orta kısmı aldık. Evi köşeye aldık. Köşe aldığımızdan ötürü alt kısmı da bu şekilde büyükçe ve büyük malzemeleri koyma amaçlı bir dolap olarak tasarladık. Seramik kısmını duvar seramiğini cam mozaik olarak planladık. Mobilyanın ve mutfak tezgahının renklerine uygun beyaz yoğunluklu içine siyah cam mozaikler de katarak böyle bir bütünlük oluşturduk. Burada özellikle davulun bazın üstünden çıkan borunun tahliyesini yapmak için davulun bazın üstünden başlamak üzere boruyla ta ki cam balkonun dışına kadar burada kanal açarak şuradan ışığı açayım. Evet. Cam balkonun dışına kadar kanal açarak şurada görüldüğü gibi evet boruyu oradan çıkardık. Duvardaki izolasyonu kesip izolasyonun kalınlığında boru döşeyip tekrardan sıvasını yaptım. Dolayısıyla hem görüntü kirliliği oluşmadı hem de aspiratörden gelen havayı balkona hapsetmemiş olduk bu şekilde. Aspiratörden çıkan hava, davulun bazından çıkan hava direkt balkonun dışına atılabiliyor bu şekilde. Balkonda çok önemli çalışma yaptık. Balkondaki mevcut duvarı kırdık. Burada 35 santimlik bir duvar vardı biliyorsunuz. 35 santimlik duvarı kırınca burada yaklaşık bir fayanslık yer kazandı. Duvarı kırdıktan sonra buzdolabı ve fırının geldiği noktayı 8,5 santimlik tuğlayla ördük. Daha sonra sürgü kapı kullandık. Hem mutfağı hem balkonu işgal etmesin diye sürgü kapı tercihinde bulunduk. Gündüzleri hem aydınlık olsun diye hem de dekoratif amaçlı kapının üzerinde kalan kısmı da cam tuğlayla ördük. Bu şekilde hem daha fazla aydınlık hem de dekoratif bir görüntü kazanmış oldu. Tezgahı L tezgah olarak tasarladık. Daha fazla dolap çıksın diye. Bu şekilde mevcut mutfağa uygulayabildiğimiz en iyi projelerden birisi L tezgah. L tezgahta bizim önemsediğimiz en önemli olay tezgahın burada kesik olmaması. Genelde granitçiler, mermerciler bunu yapmıyor çünkü. Bunun taşıması zor olduğu için ve tek parça granit genelde zor bulunduğundan ötürü pek yapılan bir şey değil. Ama biz bu tek parça olayını bütün yaptığımız mutfaklarda kullanıyoruz. O da ayrı bir şıklık kazandırıyor. Dediğim gibi evreyi ortaya aldık. Teka üstten yapışmalı evye kullandık. Kapakların hepsi müşterimizin de isteğiyle yukarı açılı stor kapak şeklinde planlandı. Buraya bulaşık makinesi gelecek. Mutfakta genelde bu çalışmalar oldu. Ayrıca tavanda çalışmalarımız oldu. Tavan aydınlatması yaptık. Gizli ledli. Özellikle mavi led talebinde bulundu müşterimiz. İsterse mavi led'i kullanabilir, isterse spotları kullanabilir. Ortaya avize asılabilir. Bu şekliyle mutfağı tamamlamış olduk. Tavanı spotlarda kristal cam kullandık spot kenarlarını. Bu şekliyle daha güzel bir dekoratif görüntü yakalamış olduk. Burada vestiyer ve yüklük çalışmamız oldu. Vestiyer ve yüklük çalışmasına geçelim. Evet, giriş antrede müşterimizin talebi üzerine düz proje yapıp buraya portmanto tarzında bir çalışma yaptık. Bu da membran kaplama, parlak beyaz membran kaplama kullandık burada. Kutlar müşterimizin özel tercihidir. Bu kısmı, birinci kısmı kapağın altını ayakkabılık olarak dizayn ettik. Gene müşterimizin isteği üzerine buraya bir çekmece koyduk. Kapaklar frenli olarak planlandı. İkinci kısım uzun askılar, pardösü tipi askılar için
boru tipi askı kullandık. Alt kısma gene bir terlik veya ayakkabı için kalan yeri rafla doldurduk. Üst kısımda görüldüğü gibi yüklük olarak kullanılacak. Herhangi kutu, ayakkabı, bot artık tercihe göre, müşterinin isteğine göre kullanabilir. Portmanto'nun ikinci kısmı ise özellikle kısa askılar için, ceket türü askılar için üst kısım planlandı. Gene müşterimizin talebi üzerine alt kısma bir çekmece koyduk. Çekmecenin altında kalan kısmına özellikle elektrik süpürgesini koymak için bir yer ayarladık. Elektrik süpürgesinin yanında kalan boşluklar gene raflarla dolduruldu. Burada hem kanca askı hem boru askı kullandık. İkisi de kullanılabilir. Evet, müşterimizin talebi üzerine portmantonun karşısına da komple yüklük istenmişti. Fakat biz bu komple yüklükten bir kısmına ayna yaparak alanı daraltmamak için yüklüğü biraz daralttık. Tam karşısına yapmadık. Çünkü eğer burada bütün alanı yüklük olarak kullanırsak bu kapı açıldığı zaman arada kalan boşluk çok az olduğundan elverişsiz oluyor. Bu kısmı ayna yaptık. Aynadan kalan kısmı yaklaşık 1 metrelik bölümü de yüklük olarak kullandık. Yüklüğün iç dizaynını bu şekilde yaptık. Gene üst kısım boş. Alt kısımlar raf raf yaptık. Müşterimizin talebi üzerine ütü masasını ve kurutmalığını koyması için ayrıyeten bir alan oluşturduk burada. Bunların da yüklük ve portmanto malzememizde parlak beyaz membran kapaklı iç kısımlar MDF kullanıldı. Salonda dekorasyon çalışmamız oldu. Salona geçelim. Evet, salonda gizli led tavan kullandık. Bu şekilde gün ışığı renginde oturum için her türlü kullanım için çok uygun olan gün ışığı led aydınlatma sistemini kullandık. Ayrıca spot kullandık tek köşeye. Dekoratif amaçlı olması amacıyla spot kullandık. Hem spot hem led, hem avizeleri kullanabilir. Avizeleri müşterimiz daha sonra atabilir. Duvar boyalarını kum beji Jotun marka boya kullandık. Evet, banyoya geçelim istersen. Banyoda özellikle müşterimizin talebi üzerine kompakt sistem, masajlı, radyolu, led sistemli, iç aydınlatmalı şekilde kompakt sistem kullandık. %100 ölçüsünde. Biliyorsunuz 90'a 90 olarak standarttır TOKİ'nin dairelerinde. Fakat biz bunu %100 ölçüsünde kompakt sisteme çevirdik. Banyo dolabını yeniledik. Banyo dolabında altta iki kapak yaptık. Üstüne lavabo koyduk. Lavabonun alt kısmını sudan etkilenmemesi için cam olarak kullandık. Burada ayna kapak kullanıldı. Ayna kapağı açtığımızda içinde malzemeleri, banyo malzemelerini koyabileceğiniz raflar yaptık. Ayna kapaklı dolap üstü. Burada çamaşır makine kabini var. Çamaşır makinesini koyduğumuz alan şu an için boş. Çamaşır makinesi konulacak. Çamaşır makine kabinin üzerinde cam, füme cam yaptık. Çamaşır makinesinin üstüne yine banyo malzemelerini, havlu vesaire koymak için havlu dolabı şeklinde dizayn ettik raf raf. Arka tarafta musluğun görünmemesi için buraya ayrı bir kapak yaptık. Bunu istediğinizde seyir çıkartıyorsunuz, musluğu açık kapatabiliyorsunuz. Çamaşır makinesi musluğu arka tarafta. Diğer odaya geçelim. Evet, yatak odası çalışmamız var burada. Yatak odasında özel iş çalışması yaptık. Yaptığımız işle içine burada çiçek desenli özel kağıt yaptırdık. Aydınlatma olarak hem gece lambası özelliğinde hem de beyaz aydınlatma şeklinde bir aydınlatma yaptık. Çiçek, bunu istediğimiz ölçüde yaptırma şansımız var. İstersek duvar boyunda yaptırabiliriz, istersek küçük ölçülerde yaptırabiliriz. Niş arkalarından genel el ışığı kullandık. Buradan açıp kapatabiliyoruz.
Daha sonra güzel bir avizeyle yatak odası daha güzel bir hale getirilebilir. Diğer odalarda ise sadece karton piyer tercih edildi. Tavanlara karton piyer yaptık. Duvarlar bütün daire jotun kum beji olarak yapıldı. Ayrıca dairede kapılar bir yılda boyaları çok kötüydü zaten. Bir yıllık biz süre zarfında da daha bir kötü hale geldiğinden kapıları da gene jotun kapı boyasıyla boyadık. Beyaz yağlı boya cinsidir. Diğer odalarda aynı şekilde çocuk odası stropiyer yapıldı. Koridora geçelim. Koridorda iki adet kemer çalışmamız oldu. C tipi daire, 3 artı 1 dairede biliyorsunuz 2 adet kemer yeri vardır. Müşterimizin tercih üzerine